Herkese merhaba arkadaşlar. 14 Şubat Pazar Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Adana'nın altılısı da 3. koşuyla beraber saat 6.30'da başlamış olacak. Ben de yine program ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de Tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu arkadaşlar yapma noktasında Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı gündüz koşacak. Adana programı akşam koşacak arkadaşlar ki gündüz programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak istedik arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında İzmir akşam programında Adana var. Adana'nın altırısı da 3. koşuyla beraber saat 6.30'da başlamış olacak. Medium bir koşu var. 4 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz ki 13 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Günün ilk ayağının dengeli ve zor bir koşu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bütçemiz dahilinde ben de bence biraz daha fazla ata şans verilmesinin gerek gördüğüm ayaklardan biri gözüküyor özellikle günün ilk ayağı. E tabi ben burada özellikle birkaç tane safkanı ön planı çıkaracağım ama dediğim gibi tuttuğunuz veya değerlendirmek istediğiniz safkanlar varsa muhakkak deneyin bütçemiz dahilinde biraz daha fazlasın yazılmasının önemli olduğunu düşünüyorum gün ilk ayağı için. Ben burada tabii üç Berzanım'dan biraz fazla bahsedeceğim. Bir özgün an temsilci safkanı iki anne kanatı da bir Şavali'ye önemli pedigriye sahip olan Safkan'ın uzun mesafe yarışı son olan mesafedeki son yarışındaki ikinciliği Fena değildi ki bu safkandan bir beklentim var. Bugün içinde Muhammed idaresinde start alacak Aprantis ile beraber iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Benim gün ilk ayağı için özellikle e, ön plana çıkaracağım. Safkan olacak. Rakibhanesinde 4 numaralı Deli Memo'dan yine iyi bir koşu bekliyorum. Musa Demir idaresinde. 7 numaralı Solomon e, son yarışları oldukça etkileyici. Safkan'ın bugün için Ahmet Çelik ile beraber iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Ve son olarak da Kocaeli'den gelen 8 numaralı Yağız abi Mehmet Salih Çelik idaresinde yine iyi koşmasını beklediğim önemli bir kara Yağız temsilcisi. Arkadaşlar günün ilk ay için ben de özellikle ön plana çıkaracağım safkanlar yani 3, 4, 7, 8 numaralı safkanları ben biraz daha ön plana çıkardım. Siz yine dediğim gibi tuttuğumuz safkanlar varsa değerlendirmeye çalışalım. Günün ikinci ayağı Handikap 15'te 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda izleyeceğimiz bir kısa koşu olacak ki 10 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Altunalı tırım nefesinden yine etkili bir yarış bekliyorum günün ikinci ayağında arkadaşlar. Ali Kaçmaz idaresi start alacak olan Safkan'ın son ikincilikleri grup için yeterli gibi gözüküyor. Çok uygun bir kilo. Ali start oluyor. Ali Kaçmaz da bence beklenen çıkışı yapamadı sene başından beri. Bugün için bu safkanla beraber iyi bir koşu çıkarmasını beklediğim jockeylerden jokeylerden biri. Yani altımalı tır mülefesinin ben bu grup için müsait olduğunu düşünüyorum. Muhakkak değerlendirilmeli uygun kilosuyla beraber dikkat çeken safkandan ben iyi bir koşu bekliyorum. Rakibhanesinde bir numaralı CR önemli bir Yonakuza temsil olan safkan Müslüm Çelik idaresinde iyi koşacaktır ve 2 numaralı Leith right arkadaşlar yine bir Bosporus temsilcisi olan Safkan'ın X3 startını kazanan Safkan'ın da yapmıştı bunları. Bugün için de yine Adana'da Ahmet Çelik'le beraber iyi koşu yapmasını beklediğim bir diğer safkan konumunda. Yani 6 numaralı tırım nefes önceliği rakibhanesinde ise arkadaşlar 1 ve 2 numaralı safkanlar ben de biraz daha öncelikli olacak günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı dörtte koşacak yamak iki start alacağı 5 ve yukarı Arapları 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz 9 tane safkanın ee, bir araya geldiği bir koşu olacak. Tabi burada ben de özellikle 4 ton mahzun kralın ben Mert Gökhab Aslan idaresinde biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Safkan'ın zaten beğendiğim bir kalitesi var ki bir türlü iyi koşular çıkartamıyordu. Son üçüncülüğünü çok beğendim. Safkan'ın kendini bulduğunu düşünüyorum. Bugün için bu grubu değerlendirebilir. Kaliteli Safkan'dan dediğim gibi bu grupta arkadaşlar etkili bir koşu gelecektir. Son startında ağır kiloya rağmen çok iyi koşmuştu. Rakip Rakibhanesinde bugün 8 numaralı Unzen'den iyi bir koşu gelecektir. Ve 9 numaralı Tumbul Çiçeği'nde ben artık çıkışa geçebileceğini düşünüyorum. Son yarışlarında iyi koşular çıkartan Safkan için bu grup bugün yeni grup müsait gibi gözüküyor. Yani bugün için arkadaşlar bu grupta özellikle 4 diyorum. Rakibhanesinde ise 8 ve 9 numara safkanların günün 3. ayında ben de biraz daha şanslı safkanlar olacak. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8'de 4 ve yukarı İngilizleri 2200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 6 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir grup olacak. Daha önce bu grubu geçen bir numaralı Ahmet Beyli'nin yine sevdiği mesafede yetenekli jokey Gökhan Kocakaya idaresinde kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Günün dördüncü ayağında bu Safkan risk edebiliriz kuponlarımıza. Yalnız bırakılabilir olarak gözüküyor. Yani günün dördüncü ayağında Kaliteli Safkan yine dediğim gibi uyum sağlayacağı mesafede bir numara Ahmet Beyli'nin Gökhan Kocakaya idaresinde kolay kazanacağı bir yarışı izleriz gibi gözüküyor. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Median bir koşu var. 4 yaş tarapları 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 13 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. 1 numara bersey Kaliteli bir Safkan ama bir türlü istenen koşuları yapamıyor. Bugün için Ayhan Kurşun'la beraber start alacak olan Safkan'ın ben özellikle iyi koşmasını yarış içinde de takip edeceğim bir Safkan olacak. Yani bu Safkan'dan özellikle arkadaşlar çok çok iyi bir koşu bekliyorum. hanesinde ise 12 vanı Suyun Bike yine bir Yılmaz Ertem'si olan Safkan'ın son yarışları oldukça tatminkar. Bugün için bu grubu değerlendirebilir. Adana Zamba aslında yarış hayatının başlangıç döneminde iyi koşular çıkarmıştı ama bir ara kötü bir performans sergiliyordu. Şu an tekrar kendini buldu Safkan. Bugün için Mehmet Salih Çelik'le beraber iyi koşacaktır. Yeri olanlar için yine 3 dumanın Mukadder Bey'inde yine Çelik İdaresi'nde değerlendirilebilecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle arkadaşlar 1, 12 ve 8 dumanı safkanları ben de biraz daha öncelikli olsa da yeri olanlar için yine 3 numaralı safkanın da değerlendirilebileceğini düşündüğüm bir ayak olarak görüyorum günün bu 5. ayağını. Günün son ayağına geldiğimizde ise 14'te dişilere has olacak bir koşuda 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 17 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. E, son startında çok bahsettiğim çok da yüksek bir AGF oranıyla kazanan 15 numaralı tatlı uçar arkadaşlar ki Safkan bilindiği gibi çok önemli pedigriye sahip bir özgün antemsiz olan Safkan için. Ben hep kalitesinin altında yarışlar koştuğunu bugün Safkan'ın kendini bu iyi koşular çıkartabileceğinden bahsetmiştim ki o gün içinde etkili bir yarış koştu. Son yarışın kolay kazandı Safkan. Ben bu Safkan'ın bu formunu devam ettireceğini bu grubu da geçebileceğini düşünüyorum. Günün son ayağında arkadaşlar 15 Tuma Tatlıçarı Uğur Temur idaresinde etkin bir yarış yapmasını kazanma şansının da çok çok yüksek olduğunu düşündüğümüz koşullardan biri arkadaşlar günün son ayağı. Bu safkanın dediğim gibi bu grubu geçmesini bekliyorum ama kötü koşması durumunda devreye girebilecek birçok safkan var. Bunlardan biri kaliteli safkan Binval Hazinem. Bu zamana kadar gösterdiği gruplardaki performansıyla fark yaratan bir safkan. Ahmet Çelik ile beraber iyi koşacaktır. 5 numara Defne Yaprağı yine her yarışı iyi koşabilen Ayhan Kurşun idaresi koşacak olan safkandan yine iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Ve son olarak da yine 8 numara Malya Güzeli yine bir özgünen temsisi. Sevdiğim bir safkan Mehmet Keskin İdaresi'nde son yarışın ölçü almadığım safkanın bu grup içinde yine iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Yani arkadaşlar da günün son ayağında özellikle 15 diyorum. Rakip hanesinde ise 1 5 ve 8 numaralı safkanlar günün son ayağı için. ben de biraz daha öncelikli safkanlar olacak arkadaşlar adana programının son ayağı için. Arkadaşlar benim program ilgili yorumların bu şekilde. Varsayıne takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese yarın için bol şans diliyorum.